Vaka haritası güncellendi. En riskli il sıralamasında hep zirvede yer alan İstanbul bu kez ikinci sıraya geriledi. Erzurumsa en riskli il oldu. Branş öğretmenlerine aşı müjdesi geldi. Vakalar arttı, can kayıpları azaldı. Virüsle mücadelede dalgalı seyir sürüyor. Bir önceki tabloda günlük vaka sayısı 10.174'tü. Son tabloda ise günlük vaka sayısı 11.937'ye yükseldi. Can kayıplarının sayısı 203 kişi olurken iyileşenlerin sayısı vakalardan azdı. 10.125 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu. Hastalığı ağır geçirenlerin sayısı 2.232'ye ulaşırken haftalık 100 binde görülen vaka haritası da açıklandı. Büyük şehirlerde vaka sayısı düşerken en az vakanın görüldüğü iller arasında Şırnak ve Adana'da yer aldı. 100 bin kişide en çok vaka görülen iller arasında İstanbul ikinci sıraya gerilerken zirveyi Erzurum'a bıraktı. Erzurum ve İstanbul'un ardındansa en riskli iller Ağrı, Rize ve Bilecik olarak sıralandı. Yoğun bakıma götürdüğümüz hastaların önemli bir kısmı ya aşısı yok ya da 50 yaş altında olan kişiler. Çünkü aşılanmadılar. Uzmanlar aşının önemine dikkat çekerken ilkokul öğretmenlerinin ardından 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerle okul çalışanları da aşılanmaya başlıyor. Avrupa Birliği'ndense kritik aşı kararı geldi. İki doz aşısını yaptıranlara seyahat kısıtlaması kalkıyor. Avrupa Birliği şu ana kadar BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarını onayladı. Diğer aşılarla ilgili değerlendirme devam ediyor.